Selam herkese. Yeniden bir videoyla karşınızdayım. Ya bu arada bunun burası lekeli gibi duruyor ama sadece ıslandı ama geçmiyor. Anlamlandıramadım yani size. Neyse, başlıktan da anlayacağınız üzere bugün kötü yorumları okuyorum. Kamera çok mu sallanıyor ben hareket ettiğimde? Böyle rahat bir ortamda olmak istedim çünkü. Altınıza kitap koyacağım. Daha rahat edin aşklarım. Neyse. Şimdi ama bu kötü yorumları ben Instagram üzerinden seçmeye karar verdim. Çünkü YouTube kitlesi artık beni tanıdığı için kötü yorumlar aslında çok belirli şeyler. Yani direkt benim karakterimi sevmediği ya direkt beni sevmediği için atılan yorumlar olduğu çok belli. Ama Instagram'da şimdi keşfete düşme durumu var ya. Beni hiç tanımayan insanların hani sadece tek bir videoma yaptık kötü yorumlar gidelim dedim. Daha eğlenceli olur diye düşündüm. Özellikle yorumları seçmedim bu arada. Herhangi bir Reels'ıma girsem büyük ihtimal bir sürü bulurum diye düşünüyorum. Ama ben böyle en çok izlenenlerden, büyük ihtimal buna bir sürü kötü yorum gelmiştir diye düşündüklerimden seçeceğim. Başlayalım. İlk önce bir tane kombin videomla başlayacağım. Fotoğrafını koyacağım. Bu kombin videosunu seçiyorum. Çünkü büyük ihtimal bazı barzolara bu kombin kötü gelmiş olabilir. Ay bak bunun yorumu var burada. Bir tane hesap var. Bu hesap genel olarak beni sevmiyor. Tamam mı? Ama takip etmeye devam ediyor. Ben de engellemedim. Çünkü yorumları ne bileyim rahatsız etmedi yani. Bu videoda yorum atmış. Allah'ım manyak. Sal beni. Demiş ki güzel diyenler ne yaşıyor ya? Ablasının kopyası seni. Aaa. Mesela güzel diyenler beğenmiş olabilir aşkım. Yani sen beğenmemiş olabilirsin ama beğenenler var demek ki. Ve bu kombin hani çok da ablamın tarzı bir kombin değil aslında. Ablamın tarzı kombinleri biliyorum. O tarz kombinler de yapıyorum bu arada. Ama bu kombin aslında çok da ablama hitap eden bir kombin değil. Ama olsun zaten sen diğer videolarıma da ablanın kopyası yazıyorsun. O yüzden çok da ciddiye almıyorum bu yorumunu. Seni geçiyorum. Hayret bu arada bu videoya şey yorumları gelmemiş. Hani obje bilmem ne falan. Çünkü bu tarz videoda genelde bu tarz yorumlar geliyor. Bana gelmemiş. Sadece işte bence sen makyaj videosu çek sadece. Kombin işlerinde demiş. Ya bilmiyorum ben kombinlerimi kötü bulmuyorum bu arada. Ama olabilir. Ya bilmiyorum ben kombinlerimi beğeniyorum yani ne yalan söyleyeyim. Bana kombinlerim çirkin gelmiyor. Ha basit gelebilir. Bunu anlarım ama çirkin olduğunu düşünmüyorum ki giyiyorum zaten. Bu konuda katılamayacağım. Evet sıradaki bir videoya girelim. Değişim videolarına mı baksak? Değişim videolarında da çok şey vardır. Çünkü bana şey falan diyorlar değişim videolarında. Gaziydi, melek oldu hani. Çok yaratıcısın. Her yerim yara bere içinde olduğu için bana bazen gazi diyorlar. Ne kadar ayıp. Ben de şimdi gereksiz duyar kasayım mı burada bu gazilikle alakalı? Millet savaşa gidiyor, yara alıyor, gazi oluyor. Sen hiç utanmadan bu insanlara şey mi yapıyorsun? Amacın ne? Yemin ediyorum kafa böyle işliyor bu arada Instagram'da. Mesela şu 1 milyona yaklaşmış bir video. Değişim videosu. Buna nasıl yorumlar geldi? Bu arada 1 milyonu geçen ya da 1 milyona yaklaşan videoların yorumlarını takip edemiyorum. Çok fazla yorum geliyor. Bakalım buna ne tarz yorumlar gelmiş. Oha! Oha bunu görmemiştim. Demiş ki hayır andaki yarayla prim yapamazsın. Bir şey soracağım. Videonun bu arada alnımdaki yarayla alakası yok. Bir geçiş videosu. Ben nasıl alnımdaki yarayı gizleyebilirim? Şöyle bir tayfam olsa anlayacağım. Alnımdaki yarayla alakalı profilimde 15 farklı video olsa bu yorumu anlayabilirim. Ama değişim videosunda yani yaram gözüktüğü için özür dilerim. Ama yani yaram gözüküyor. Aa ben bunu görmemiştim. Aa, ben işte birinin storiesini izledim. Aa, çok değişik kafalar ya. Bak biri cevap vermiş zaten. Kanka kız normal bir şekilde video çekip atmış. Ne yapsın yarayı gözükmesine yüzünü mü sansürlesin? Gerçekten. Gerçekten. Ya bazen yorum atmak için atıyorsunuz. Aa bak ben burada ne yorumlar bulurum ha. Değişen ne oldu yani? Hani kanka saçım, kıyafetim, makyajım. Ben zaten başka biri oldu demiyorum. Yani değişim var orada anladınız mı? Ya şu kombini bile şöyle yaparak değiştirmem bir değişim videosu oluyor aslında. Siz o sırada aslında kameradan gidip hazırlanıyorsunuz, geliyorsunuz falan. Ama buna rağmen smooth bir geçiş yapabilmeniz zaten değişim videosu ama tabii insanlar artık ne olmamı bekliyor anlamadım ki. Ne olarak gelseydim. Biri özürlü yazmış ya bir şey değil. Ya ne alaka ne alaka ya değişim videosuna özürlü ya insanlar çok da abi burası daha eğlenceli YouTube yorumlarından daha eğlenceli çünkü hiçbir mantığı yok YouTube'da yapılan bazı yorumların en azından bir mantığı var bir mantığa oturtabiliyorsun bunların hiçbir mantığı yok. Ha bak gene bak biz bunu sizinle 2020'de daha konuşuyorduk 2023'te hala tükenmemişler biri emdirmiş yazmış. Yuh. Aa bu video nasıl bir tiplerin önüne düşmüş? Yoruma bakın. Mete içmeye devam et. Met içmeye devam et. Mete yazınca o başka oluyor kanka. Ballıyım.
Baksana suratında anne ne hale gelmiyorsun, yazık sana be. Şimdi cümlede hiçbir mantık yok ama az çok anladım herhalde. Hani sen met içmeye devam et. Hani yüzünde şey kalmamış, yazık demiş. Kafamı yardığım için. İbrahim. Kafamı yardığım için özür dilerim. Ama bu met içtiğimi göstermiyor. Yüzümde de met içen birinin ifadesi yok bu arada ya. Ay inanmıyorum. Biri yazmış ki çok iğrençsin. Alev. Ya ben senin tipini çok merak ettim peki de. Sen bana iğrençsin diyemezsin. Neyse başka videoya geçiyorum. Ama bu video baya kötü bir yere düşmüş ve videoda hiçbir şey yok yani. Next. Ay buna ne yorumlar gelmiştir. Buna ne yorumlar gelmiştir. Çünkü ben bu videoyu ilk attığımda zaten birkaç kötü yorum gelmeye başlamıştı. Ve bu da 1 milyona yaklaştı. Saçma bir şey. Bu videonun neden 1 milyon izlendiğine dair hiçbir fikrim yok. Bu videoyu öylesine çektim. Sadece tipimi beğendiğim için paylaşmıştım. Şimdi yorumlara girelim. Bu arada çok güzel yorumlar da var. Hani ben böyle okuyorum ama tabii ki de hani atıyorum 900 yorum geldiyse 100'ü kötü, 800'ü güzel neyse ki. Ama o diğer video çok değişik bir kitleye düşmüş. Ben emin değilim. Masalları bu şekilde sevdim ve değişmesini istemiyorum. Sonuçta korktuğumda açıp okurdum ve mutlu olacağımı düşünüp dururdum ki Cinderella kendi şansını kendi elde etti. Prens sayesinde değil, kendi çabasıyla kurtuldu. Ama böyle hikayesel tarzda söyleniş tarzı olan müzikleri seviyorum. Ya bir şey diyeceğim. Bunu kötü yorum diye okumadım ama. Ne alaka? Sosyal medyada gördüğünüz şeyleri bu kadar ciddiye alamazsınız ya. Bu arada bunu yani kötü yorum diye almadım ama şimdi dikkatimi çekti. 100 de like almış bu yorum. Ya okurken ne alaka? Bunu niye yazdın? Oğlum siz ne yaşıyorsunuz? Yani bu kadar önemsenecek. Var ya ben burada gelir derim ki işte tırnağım kırıldı. Senin ben derdini dersiniz. Milletin derdine bak. Neyse devam ediyorum. Bu videoda kötü yorum yok ama o kadar saçma yorumlar var ki. Biri demiş ki madem Cinderella'nın ayağına ayakkabı tam oluyordu niye çıktı? Biri de yazmış ki pik mi? Abi niye düşü lan Cinderella'nın ayağından ayakkabı? Bak haklı bir isyan. Biri demiş ki vallahi benim ihtiyacım var hem de krala. Beni ancak opaklar. Yoruldum çalışmaktan gayri. Ay bir şey diyeceğim, bu kötü yorumdan daha hani böyle kötü yorum değil de tuhaf yorumlara gidiyor. Başka videoya geçelim. Ay çok eğlenceliymiş bu ya. Şimdi ben bu videoda inanılmaz linç yedim. Metalciler beni yerden yere vurdu. Şöyle bir video çektim. İşte tarzına müzik zevkin uymuyordur. Buraya şimdi sesleri koymayacağım ama burada da şey oluyor işte. Klasik müzikle ben arabaya biniş yapıyorum. Sonra bir anda bir müzik grubu scream atarak müziğe gidiyorlar hani böyle. Aa diye. Ne güzel canlandırdı. Ben de bunun açıklamasını şunu yazdım. Aşka kuşku metalciler de vardır. Şimdi ben hiçbir metalciyi üzmek istememiştim bu videoda. Sadece o an açıklamaya ne yazsak diye düşündük. Çünkü yukarıda bir POV yazdığı için aslında video çok açık. Sonra benim aklıma bu geldi ve dedim ki çok komik olur hani böyle yazarsak. Fakat insanlar böyle düşünmedi. İnsanlar yine bunu çok ciddiye aldı. Bak biri mesela çok sinirlenmiş. Arama geçmişi gerçekleri söylüyor. Benimki bile hep metalle dolu. Parantez içinde aşka kuşku da değilim. Şimdi o videoyu biz çekerken telefonumda benim Spotify arama geçmişim gözüküyor. Ve hatta ben böyle videoyu yüklemeden önce bunun makarasını yaptım. Dedim ki ay dedim ben de ne biçim şarkılar aratmışım ki benim playlistimi bilirsiniz. Her tel var. K-pop'ta dinlerim, pop'ta dinlerim, R&B'de dinlerim, metal'de dinlerim, rock'ta dinlerim falan filan. Orada da gerçekten her şeyi araştırmışım. Yani K-pop'ta var, AC/DC'de var, Nilkara İbrahimgil'de var falan. Metalciler buna taktılar. Hani şey olacağını düşünmemiştim. Sinirleneceklerini düşünmemiştim. Bir de bana poser demişler. Poser ne demek? Ha etkilenmişim ben. Ha ben özentiymişim. Var ya şey arasında çok kaldım. Rock böyle heavy metal bilmem ne tarzı bir müzik mi koysam yoksa hani böyle Müslüm falan mı koysam diye düşünmüştüm. Keşke Müslüm koysaydım. Müslümcüler bu kadar alıngan değildir diye düşünüyorum. Metalcilerin bu kadar ağlaması beni inanılmaz üzdü. O zaman hemen sizinle metalciler için bir dakikalık saygı duruşuna geçiyoruz. Dur yine kafayı yemesinler. En iyi metal grupları. Evet, o videoda üzdüğüm, kalbini kırdığım, bunun için ağlayan, üzülen tüm metalcilerden özür diliyorum ve bir dakikalık saygı duruşuna geçiyorum. Neyse tamam. Yeter bu kadar dalga geçtiğimiz. Metalciler gene benim.
ağzımız sıçacak yoksa. Sıradakine geçiyoruz. Bu videonun da neden asla 1 milyon izlendiğini bilmiyorum. Zaten ben bu videoyu ilk attım. 100 bin mi 200 bin mi ne izlendi bu video? Ve gene öylesine çektiğim bir video. Ulan tüm öylesine çektiğim videolara 1 milyon izlenmiş bu arada. Neyse sonra bir anda patladı bu video. Neden bilmiyorum. Buna çok kötü yorum geldiğini düşünmüyorum. Ama yine de bakacağım. Burada buna ne kadar güzel yorumlar gelmiş. Bunda bir şey bulamadık arkadaşlar, şaşırdım. Ama bunda böyle biraz daha herhalde masum gözüküyorum. O yüzden kimse linçlemek istemedi herhalde. Yazık kıza diye. Buldum, videoyu buldum. Burada çok güzel yorumlar var, hazır mıyız? Bunu da yine öylesine çektim ve bu da 646 bin izlendi. Ya evde oturuyordum ve Tinder'da işte Fransız erkeklerinin, Fransız mıydı, İtalyan mıydı şimdi hatırlamıyorum ama ne kadar yakışıklı olduklarıyla alakalı bir video gördüm ve makarasına bunu çektim. Hani bu da makaraydı. Git havanı al. Avrupalı erkek hiç Türk kızı kahri çekebilir mi? Bu arada Türk kızlarına bayılacak bir sürü de yabancı erkek tanıyorum. Ve yabancı erkekleri de Türk kızları bu kadar kahır yapmıyordur eminim ki. Çünkü nasıl davranmaları gerektiğini biliyorlar kadınlara. Bence bizim ülkemizde de çoğu erkek bir kadına nasıl yaklaşması gerektiğini bilmediği için bu kadar biz dırdırıcı oluyoruz diye düşünüyorum. Şimdi kapa çeneni. Tamam mı? Biri demiş ki iyi ülkeden bir kaşar daha eksildi. Ne bu kadın düşmanlığı? Ya benim tek bir videodan kaşar olduğum kanısına nereden vardın? Ya bu tarz yorumlar bana çok şey geliyor. Gerçekten ezik erkek yorumu geliyor. Özür dilerim ama öyle yani. Ve videoda hani sadece yakışıklı erkek gördüğü için ilke değiştiren bir kız var. Bunun nesi kaşarca? Bacısı keşke önce kendi potansiyelini bir görsen ya. Vallahi ben bu potansiyelle senden iyisini tavlarım gibi. Ali'cim. Bence ben senden iyisini tavlarım. Ay götüm. Bir kendi tipine bak önce. Niye Tinder'a düştüğünü anlarsın. Böyle sizin gözünüzde Tinder kullanıcıları sadece çirkin insanlar mı? Neyse tamam, ben çirkinim, tamam. Tamam ben çirkinim ve ben Avrupa'ya gittiğimde hiçbir erkek bana bakmayacak. Bu gerçekle yüzleşmem lazım. Bak mesela bu güzel bir yorum. Vize vermediklerini görünce havalarından geri döndü. Evet yani vizem de yok bu arada. Neyse tamam, bunu da geçeyim. Genel olarak çirkin olduğumu söylemişler yani. Çok bir olayı yok aslında. Ay ne kadar eski videolara indik kız. Ben bu videoları unutmuşum. Mesela şu video 5 milyon izlendi. Hatta 6 milyona gidiyor çünkü 5,7 milyon. Asla bu kadar izleneceğini düşünmemiştim. Ve bunu da gerçekten öylesine çekmiştim. Buna kötü yorum gelir mi? Emin değilim. Ama buna bile kötü... Ya buna kötü yorum yapılacak bir şey yok aslında. Aa ben dersin. Bilmem ne dersin. Kötü yorum ararken karşılaştığım yorumlar. Amasya Merkez olgun kadınlar diyen. Sosyal medya çok tuhaf bir yer ya. Çok tuhaf bir yer ya. Neyse buna o kadar kötü yorum gelmiş. Tahmin ettim zaten ama buna çok kötü yorum gelmeyeceğini. Şimdi biz ablamla şöyle bir akım çektik, tamam mı? O dönem bu bir akımdı. Yani böyle yapılıyordu. Bu bir akımdı. Buna bazı yorumlar gelmiş. Biri mesela şey yapmış, salaklık. Tamam. Biz sizi niye izledik? Bilmem niye izledin mesela. Gerçekten ben sana sorayım çünkü sen izledin. Anladın mı? Soralım niye izledin? Yani çünkü böyle kaydırabiliyorsun, çıkabiliyorsun, engelleyebiliyorsun. Yani bunu yazana kadar videodan 10 kere çıkabilirdin yani. Evet, bir değişim videosu. Kız ne çekinmişsin makyajsız? Bu arada asla öyle bir video değil. Ben buradaki makyajsız halimi inanılmaz çirkin görmüyorum. O dönem evet göz altlarım biraz daha problemli. Çünkü daha gençlik aşısı falan yaptırmamıştım hiçbirine. Ama zaten benim göz altı problemim var. Uyy falan, şok olmuş adam. Özür dilerim çirkin olduğum için. Sabah uyandığımda görse korkarım. Görsem korkarım diyecektin herhalde Metehan. Ama büyük ihtimal sabah senin yanında ben uyanmam. Yani o kişi ben olmam diye düşünüyorum. Ama okey. Taner demiş ki bence makyaj yapan kadınlar evrakta sahtekarlıktan yargılanmalı. Bu ne ya? Orijinaliyle oynanmış döküman gibi. Eski haliyle hiç alakası yok. Mükemmel bir cevap gelmiş ona. Lan dal y***li. Yani makyaj yapan kadınların über bir değişim yaşadığını düşünüyorsunuz ama hayır. Aslında oradaki yine benim. Ben sadece kendimin en iyi halini ortaya çıkarıyorum. Makyajsızken tabii ki de işte mesela benim göz altlarım genetik. Koyu yani. Bu hep böyleydi. Makyajla bunu evet kapatabiliyorum. Ama kendime ekstra bambaşka birine çevirmiyorum. Sadece göz altımı yok ediyorum. Göz altı da bir insanı bu kadar değiştirebiliyorsa benim yapacak bir şeyim yok. Yok yani. Sadece göz altımı kapıyorum. Sanki plastik makyaj yaptık anasını satayım. Yani makyaj yapan kadından bu kadar korkmayın ya. O da o kadın, o da o kadın yani. Allah Allah. Bir tane de kombi videoma bakalım hadi. Aa bundan linç yemişimdir. Bundan linç yediğimi hatırlıyorum. Ya ben linç yemek diyorum ama bunlar linç değil bence. Bu videoda aslında şöyle. Bu videodaki kombin belki çok zayıf bir kadına daha fazla yakıştırılabilirdi. Ama ben bu kombini bilerek yaptım aslında. Çünkü evet ben çok zayıf biri değilim. Yani göbeğim çok fit
tip bir kadının göbeği değil. Normal herkeste olan deri ve yağ var benim göbeğimde de. Ama bu benim için o an bir problem değildi. Çünkü bence problem olmamalı ya. İlla mükemmel fit vücutlarımızın olmasına gerek yok bu tarz kombinler yapabilmek için. Ve ben bu kombini beğenmiştim. Sadece bence biraz daha aksesuar istiyordu. Ama bu dönem ben yeni yeni kombin videosu çekiyordum. O yüzden aksesuar konusunda eksiklerim vardı. Kendini cici zannediyor zavallı. Cici hadi bence böyle hareketler yapmaz bu arada. Kendimi cici sansam çok daha havalı, çok daha farklı hareketler yapardım diye düşünüyorum. Bunlar benim hareketlerimdi. Giyindin mi şimdi? Evet giyindim. Çıplak olmadığıma göre üzerimde kıyafet görüyorsan mantıken giyindim diye düşünüyorum Yağmurcuğum. En sevmediğim yorumlar. Bak bunları böyle okuyunca tüylerim diken diken oluyor. Bence senin amacın burada ve sokakta erkeklerden ilgi görmek. Ya erkeklerden ilgi görmek için benim illa göbeği açık mı giymem gerekiyor? Erkeklerden ilgi görmek bu kadar kolay mı? Bu kadar kolay erkeklerden de ilgi görmek isteyeceğimi düşünmüyorum açıkçası. Ya ben sadece kendime yakıştırdığımı giydim. Niye bir anda erkeklerden ilgi görmek istediğim kanısına varıldı hiç bilmiyorum. Soyun soyun. İyice soyun. Göster her yerini. Bunu ben daha çok şey gibi yorumladım. Hani o öyle istemiş. Hani soyunmamı istemiş anladın mı hani. Ben bunu kötü yorum olarak aldım. Ya bu takipçinin benzer bir isteği olarak yorumladın mı? Ama hayır ben soyunmuyorum kamera karşısında. Yaptığım kombin sana öyle gelmiş olabilir. Şimdi bir de tırnak videosuna bakalım. Aslında bu tırnak videosu Instagram'da normal izlendi. Ama YouTube'da geniş bir kitleye düştü anlamadığım bir şekilde. Yani YouTube'da çok izlendi. Şimdi bakın YouTube'daki yorumları açacağım. YouTube'daki yorumlar o kadar saçma ki çünkü. YouTube'da ne kadar izlenmiş biliyor musunuz? 888 bin. Buradaki yorumlar benim mantığıma hiç sığmayan yorumlar. Biri de demiş ki, evde 0 TL'ye yapılabilecek tırnaklar şok oldu. Ya sen neyi 0 TL'ye yapıyorsun Allah aşkına? Ocağa para veriyorsun. O törpü aletlerine para veriyorsun. Bakım kremlerine bilmem nelerine para veriyorsun. Nesinin tam olarak 0 TL'ye mal ettiğini çok merak ettim açıkçası. Yani önceden para verip satın aldın, para verdiğin şeyler şu an elinde diye 0 TL olarak yorumluyorsan bu bildiğin görmet yani. Yani bunlar 0 TL vermiş olmuyorsun aşkım. Bunlara zaten önceden para vermiş oluyorsun. Bu arada o tırnaklara ben 250 liramı ne vermiştim ya? Yanlış hatırlamıyorsam gayet de uygun. Ve herkes törpü yapabilmek zorunda da değil. Bu yüzden bana saçma gelmişti bu yorum. Ay bu. Bu da gene YouTube'a attığım markalardan gelenleri açıyorum videosu. Bunu da short şeklinde ben YouTube'a attım. Genel bir kitlenin önüne düştü. Ama asıl tabii ki de patlayan yer neresi? Bana alkol markasından gelen kısım. Haram haram içmeyin şu zıkkımı. Siz içmeyebilirsiniz. Ben kimseye zorla alkol dayatmıyorum. Yani ben kimsenin içip içmemesine bu kadar karışmazken ki videoda da içmiyorum. Hani markadan geldiğini gösteriyorum. Niye bu kadar sinirleniyorlar hiç bilmiyorum. Genel olarak sinirli bir toplumuz galiba. Hadi tamam diğerini anladım. Benim iyiliğimi düşünüyor diyelim. Bu biraz fazla gaza gelmiş. Haram haram uyanın ey Müslümanlar. Mehmet Akif'in torunları. Coşkulu yani. Abla biri içtiğini bu kadar gözümüze sokmak zorunda değildin. Ya markalardan gelenleri gösteriyorum niye bu kadar? Bira deyince insanlara bir şey oluyor. Böyle bir sinirleniyorlar anladın mı? Nedenini asla bilmiyorum yani. Ve bu videoda başka bir sürü marka daha var. Yani sonunda sadece birayı gösteriyorum. Biri de mesela demiş ki kendini ne sanıyor lan? Yani bir şey sanmıyorum. Yani YouTube'da şimdi 137 bin takipçim var. Instagram'da da inşallah artacak bu sayı. YouTube'da da inşallah artacak. Markalar herhalde bir bok olduğumu düşünmüşler ve bana ürün yollamışlar. Teşekkür ediyorum. Sen bana ürün yollamazsın mesela hani. Yani ürün geldi diye de sinirlenenler olmuş. Ya bir de bak biri demiş ki arkadaki İtalya bayrağı. Bayrak bilgisine insanların gerçekten bayılıyorum. Bakın şimdi. Karıştırdığı bayrağa bakın ya. Amerika bayrağını okeyim. Tamam mı? Arkadakine Amerika bayrağı dese de İtalya bayrağı bu. Alakalı yanına karıştıramazsın. Karıştıramazsın İtalya bayrağıyla ya. Arkadakiyle nasıl karıştırdın İtalya bayrağını ya? Bu arada o Amerika bayrağı falan da değil. Amerika bayrağı diyenler de oluyor. Ama ben artık bu bayrak muhabbetinden sıkıldım. Gerçekten açıklamasını bile yapmayacağım artık ama. İtalya bayrağı da değil, Amerika bayrağı da değil. Tamam mı? Bu konuda lütfen anlaşabilir miyiz? Yani çünkü anlaşılır. Yani çok basic bir şey. Bu hani kanıtlı bir şey. Bence bunda anlaşabiliriz. Yani Google'a girip ne neyin bayrağı diye baktığınızda onun Amerika bayrağı olmadığını da görebilirsiniz. İtalya bayrağı, Fransa bayrağı da olmadığını görebilirsiniz diye düşünüyorum. Ya bana şey falan diyenler oldu. Amerika'nın kölesi, Amerika'nın bayrağını asmış falan. Bu kadar gerilmeye hiç gerek yok ya. Ben Amerika'nın kölesi değilimdir bu arada. İlla bir ülkede yaşama tercihim olsaydı mesela İspanya'yı falan tercih ederdim ne bileyim. Hiçbir zaman Amerika bana çekici de gelmedi ama Amerika kölesi oldum. Sosyal medya sayesinde. Çok eğlendim. Ben eğlendim ama bir şey söyleyeyim mi? Özellikle metalciler.
Ne olur beni öldürmeyin. Ay çok güzel bir kitlem var. Bak kendi kitlemde kalınca videolarım zaten kötü yorum o kadar almıyorum. Ama işte keşfete düştüğü noktada size hiç hitap etmeyen insanlar da videonuzu görebiliyor ya, işte o noktada zaten bazı sıkıntılar olmaya başlıyor. Evet, genel olarak yediğim hakaretler, kötü yorumlar, komik yorumlar bu şekildeydi. Zaten az çok hangi videolarda ne olduğunu biliyordum. Ama normal videolarımda o kadar fazla da hakaret yiyen biri değilim açıkçası. Çünkü işimi düzgün yaptığımı düşünüyorum. Kimse de kusura bakmasın. Kötü cringe içerikler çektiğimi düşünmüyorum. Öyle. Umarım eğlenmişsinizdir. Çünkü ben eğlendim. Bazı yorumlara sinirlendim ama hani o anlık sinir böyle, hani şey değil. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.